Denetlenin. Gençler. Bir dakika ya arkadaşlar. Gençler. Sen takmıyorsun sen bırak. Bırak. Ya bir dakika arkadaşlar. Çekil bırak. Çekil bırak. Arkada hepsini çağır, arkada varlar. Sizin de kızınız olabilirdi. Sadece acımızı paylaşmak istiyoruz. Cihat azadi. Cin. Cihat azadi. Cin. Cihat azadi. Cin. Cihat azadi. AKP'nin polisi katillerin yanında. AKP'nin polisi katillerin yanında. Vicdanını kabul ediyor. İçiniz sızlamıyor değil mi? Arkadaşlar yürüyoruz. Yürüyoruz arkadaşlar. Derleyin arkadaşlar. Allah! AKP'nin polisi, tezahürcünün destekçisi. Ama nasıl bir şey? Olur mu ayıp ya? Olur mu ya? Ayıp ya. Polis olur ya. Kimsenin kısa kısımları da kardeşim. Kim ya? Ayıp ama. Tamam. Arkadaşlar. Ya yapmayın arkadaşlar. Genç arkadaşlar. Ayıp ama ya vallahi ayıp. Ya hepimizi mahkemeye götürsün. Karakola götürsün hepimizi ya. Hepimizi götürsünler. Söyledik. Gencin kafası da yok. Hepimizde kadını kızı çocuğu var ya. 17 yaşındaki Cansel Buse öğretmeni tarafından tecavüze uğradı ve sesini duyuramadığı için intihar etti. Cansel yaşadığı travmanın ağırlığını daha fazla kaldıramadığı için artık aramızda değil. Okul müdürlüğüne ve rehberlik servisine olayı bildirmesine rağmen yetkililer üstünü kapatmaktan başka bir şey yapmadı. Cansel yaşadığı bu travma sonucu babasının tabancasıyla hayatını sonlandırdı. Yaşanan bu olayda okul idaresi ve rehberlik servisi Cansel'e yardım etmesi gerekirken olayın üzerini kapatmaya çalıştı. Eğer olayın üzeri kapatılmasaydı ve Cansel'in hayata kazandırılması için çalışılsaydı Cansel bugün aramızda olabilirdi. Bu bir intihar değil, cinayettir. Katil ise tacizi, tecavüzü, şiddeti günlük yaşamımızda gece yarısı orada ne işi varmış, neden dekolte giyinmiş diyerek meşrulaştıran erkek egemen zihniyettir. Cansel Buse!